Damla fotoğrafı çekmek, kar tanesi fotoğrafı çekmek gibidir. Hiçbir fotoğrafın başka bir işi daha yoktur. Üstelik evinizin rahat ortamında çekebileceğiniz için birçok fotoğrafçının ilgisini çeken bir fotoğrafçılık türüdür. Bugün birlikte damla fotoğrafları çekeceğiz. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, bugün damla fotoğraflarının nasıl çekildiğine bakacağız. İşte burada damlamızı çekeceğimiz suyun durduğu bardak ve bize damla gönderen bu aparat. Niye böyle bir aparata ihtiyaç var? Yani neden böyle bir şey kullanıyoruz da kendimiz herhangi bir hortum yardımıyla, mesela bir serum setinden bir set yapılabilir ve ondan damla damlatılabilir, onun fotoğrafları çekilebilir. Niye böyle bir şey yapmıyoruz? İsterseniz düşen damlanın yapısına bakalım. İstediğimiz fotoğraf için arka arkaya iki damlaya ihtiyacımız var. Ve bu damlaların çok kısa aralıkla arka arkaya damlamaları gerekiyor. 80 milisaniye aralıkla damlamaları gerekiyor. İşte birinci damla düşüyor ve düştüğü zaman bir krater oluşturuyor. Bunun da fotoğrafı çekilebilir tek başına. Ama bizim istediğimiz şey için krater düştükten sonra bir tane sütun oluşuyor. Ve bu sütun yukarı doğru çıkıyor. İnmeden hemen önce bu sütuna diğer damlanın çarpması gerekiyor. Onun için bu sütun bizim için hayati önem taşıyor. Sütun düşmeden damla çarpıyor ve işte bu çarpışmada ortaya çıkan şeklin fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bu aleti telefona bağlayabiliyoruz ve bastığımız zaman iki tane damla düşürüyor. Ya da sizin istediğiniz kadar, benimki şu anda iki tane damla düşürecek ve aralarındaki süreye bakarsanız niye böyle bir set kullanmamız gerektiğini görebilirsiniz. Birinci damlayı düşürmek için vana 42 milisaniye açık kalacak. 90 milisaniye sonra tekrar açılacak, 48 milisaniye açık kalacak. Sonra da 207 milisaniye sonra flash patlatacak. Bunu herhangi bir elle yönetilen bir setle yapmak çok zor. Başaran var, olabilir. Hatta bazen işin zevkinin orada olduğunu düşünenler olabilir. Fotoğrafın sonuçta çıkan fotoğrafı değil, o fotoğrafa giden yoldaki o uğraşıyı yapmak isteyen vardır. O arkadaşlar kesinlikle bunu denemeliler. Ama eğer sadece sonuçla ilgileniyorsanız, o zaman damlayı sizin için böyle bir setin düşürmesinde fayda var. Yaratıcılık nerede diye soranlar olabilir. Yaratıcılık işte bu değerlerin ayarlanmasında. Bu değerleri değiştirerek farklı damla formları elde edebiliyorsunuz. Bunların fotoğrafını çekerek istediğiniz damla fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. Şu anda bizim setup'ımız en basit setup. Neden? Çünkü bir tane bardağın içinde su var. Daha önceki yaptığım denemelerde setin içi kirlenmişti. O yüzden şu anda kirli su dökülüyor. Biraz bardak kirlendi. Ama şeffaf bir su var. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi iki tane damla düşürüyor. Bu damlalar aşağı düştükleri zaman bir takım birbirlerine çarpıp şekiller oluşturuyorlar. Biz de buna bakıyoruz. Burada flaşımız var ve burada da flaşı bağladığımız bir giriş var. Bu damla veren aparatın üzerinde. İsterseniz makinanıza da bağlayabilirsiniz ama ben flaşa bağladım. Flaşımızı açtığımız zaman, evet, manuel ayarda 1/8 ayarlamışım ben. Bakalım nasıl olacak. Fotoğraf makinesinin ayarı, parmağımı getirirsem görüyorsunuz, netlik tam damlanın düştüğü yerde. Manuel olarak netliği buraya yapıyorum.
Eğer diyaframa bakarsanız F25'te ISO 100'de ve 2,5 saniyede. Eğer bir fotoğraf çekersem oldukça karanlık bir fotoğraf oluyor. Bakın. Çok karanlık bir fotoğraf çıkıyor. Bir tane de damla damlattığım zaman çekeyim. Şunu yapıyorum. Önce bunu açıyorum. Yani deklanşöre basıyorum. Arkasından da damlayı damlatıyorum. Damla damladı. Flash patladığı anda ne varsa o sabitleniyor. Yani aslında deklanşör sadece perdeyi açmaya yarıyor. Perde 2,5 saniye açık kalıyor. Flash patladığı anda olan damla formu neyse fotoğrafta çıkıyor. Şu andaki damla buymuş. İsterseniz bir tane daha çekelim. Önce bunu açıyorum. Sonra da damlayı damlatıyorum ve bakalım sonuç istediğimiz gibi çıkmış mı? Çıkmamış ama tam dokunmak üzere. Yani iki damla arası biraz uzun veya fotoğraf makinesinin flaşın patlama süresini biraz uzatmamız lazım. Bunun için flaşa basıp dileğe basıyorum ve 207'yi mesela 215 yapalım bakalım ne olacak. Evet şu anda 215 oldu. Yine aynı şey yapayım. Önce bu, sonra bu ve evet, şimdi çıkan fotoğraf biraz daha iyi oldu. Niye böyle çıktı? Biraz önce niye çıkmamıştı? Çünkü sebebi şu. Burada yükselen suyu görüyorsunuz. Su yükseldikten sonra yukarıdan ikinci damla düşüyor ama o tam çarptığı anda çekmiş fotoğrafı. Yani flash tam çarptığı anda patlamış. Biz flaşın patlama süresini birazcık uzatınca burada patladı. Şimdi bunu mesela 215 saniye değil de mesela 220 saniye yaparsam başka bir damla formu çıkacak. Evet. Bir daha deneyelim. Önce bu tabii çalışırken. Önce fotoğraf. Evet, bu sefer de başka bir fotoğraf. Biraz önceki daha başlangıç aşamasındaydı. Burada henüz çarpmıştı. Burada çarptıktan çok kısa bir süre sonra, burada biraz daha kısa süre sonra. Şimdi işleri biraz renklendirelim. Kelimenin tam anlamıyla. Evet, elimizde gıda boyası var. Bunun rengi mavi. Bayağı da çivit mavisiymiş hem de. Yani bunu döküyorum. Bayağı yoğun bir boya. Hatta elinize bulaşırsanız çıkmıyor. Evet, şimdi mavi bardağımızı da tekrar deneyelim. Önce deklanşöre basıyorum, sonra damla. Bakalım. Nasıl çıktı fotoğraf? İşte böyle çıkmış. Bence ikinci damlayı biraz daha önce düşürelim. Böylece çarpması daha şiddetli olur. İkinci damlamız burada. Ne kadar gecikme olsun diye bakalım. 90 milisaniyeymiş. Bunu bu kadar çok değil. 100 milisaniye yapalım. Evet. Artık 90 değil, 100 milisaniye sonra düşecek. Bakalım ne fark edecek. Önce makine.
Sonra damla. Neredeyse olacak. Biraz daha değeri arttırmak lazım. Bu arada bu yazılımın şöyle bir özelliği de var. Mesela bu değeri çok beğeniyorum. 42 çok iyi. Şuradaki ikona basıyorum. O da bana diyor ki bunu bir preset olarak, yani kayıtlı bir ayar olarak kaydetmek istiyor musun? Evet deyip ismini yazarsanız kaydediyor. Ama ben daha önceden birkaç tane damla kaydetmiştim. Damla değeri kaydetmiştim beğendiğim. Mesela damla 2'ye bakalım. İkinci damla içinde. Tabi bu uygulamanın en kötü yanı set olarak kaydetmiyor. Bütün damlaları ayrı ayrı kaydetmesi. Damla 2'yi seçmiştik değil mi? Peki. Flash içinde yapalım aynı şeyi. Damla 2. Evet. Bakalım değerler düzgün sonuç verecek mi? Önce makine. Evet verdi. Ama bize bakmıyor. Su da hala şeffaf. Flash'ın da değeri biraz yüksek. Onun için flash değerini birazcık düşürüyorum. Mesela şöyle. Hareket dondurmak istiyorsanız flash'ın değerinin en düşükte olması lazım. Çünkü flash ne kadar güçsüz patlarsa, yani bunun değeri 1/256'ymış. Tabii her flash için bu değişecek. En kısa sürede böyle patlıyor. O yüzden en yüksek hareket dondurma kabiliyeti bu değerde oluyor. Ama bizim damlanın durumu da çok kötü değil, herhangi bir bulanıklık görünmediği için. Şöyle 1/32 yapalım bakalım ne olacak. Evet. Tekrar deniyoruz. Evet. Damlalar görünüyor. Şimdi olaya bir renk daha katalım. O da şu. Burada damlanın düştüğü hazneyi görüyorsunuz. Su var içinde. İki şey yapabiliriz. Ya buna da boya katabiliriz herhangi bir renk. Fakat boya katınca şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Boya tam ağzında birikiyor ve tıkanıklığa yol açıyor bazı durumlarda. Bakın zaten sarı boyaları burada görebilirsiniz, kalmış biraz sızdırmış dışarı yani. Onun için ben süt koymayı daha uygun buluyorum. Şimdi içini sütle doldurup tekrar devam edelim. Evet, şu anda süt doldurduk içine. Gördüğünüz gibi. Ve öyle deneyeceğiz. Mavi ile çok güzel sonuç vereceğini tahmin ediyorum. Bu arada objektif merak eden varsa, objektifimiz tabi R5'e taktığım için objektife bir adaptör gerekiyor. Sigma'nın 105 mm makro objektifi. F2.8 ama bizim için önemli değil çünkü F25'te çekiyoruz zaten. F25'te çekmemizin nedeni bir daha tekrar edeyim. F25 ve ISO 100'de çekiyorum gördüğünüz gibi. Enstantaneyi uzatabilmek için. Yani uzun bir süre olacak ki deklanşörü açıp damlayı damlatana kadar perde açık kalacak. Ama fotoğrafında karanlık çıkması gerekiyor. Mesela işte çekeyim size bir tane. Bakın fotoğraf bayağı karanlık çıktı. İşte çektiğimiz fotoğraf bu. Normal koşullarda flash olmazsa eğer, hatta netleyemeyeceğim kadar hiçbir şey yok fotoğrafta. Şu anda zaten beni görüyorsunuz çekerken. O yüzden fotoğrafı aslında flash çekiyor. Bizim fotoğrafta, damla fotoğrafında dondurduğumuz an flash'ın patladığı an. Perde açık olduğu için ve flash'tan başka hiçbir ışık olmadığı için, makinenin içine hiçbir ışık girmediği için aslında şu anda görüyorsunuz ortam aydınlık, ışık yanıyor. Ama diyafram çok kısık, ISO da çok düşük olduğu için uzun süreye rağmen fotoğraf tamamen karanlık çıkıyor. Eğer sadece ortam ışığıyla çekersem. Ama ben flash'ı ne zaman patlatırsam fotoğrafta sadece o an görünüyor.
Flash da çok kısa bir sürede patladığı için damlanın donduğu anı bu şekilde yakalayabiliyorum. Zaten belki elmanın içinden geçen mermi fotoğraflarını falan görmüşsünüzdür. Onlar da fotoğraf makinesinin enstantanesini hızlandırarak değil, flash yardımıyla çekiliyor. Çünkü flashlar enstantaneden çok daha kısa sürelerde patlayabiliyorlar. O yüzden çok daha kısa bir anı dondurabiliyorlar. Bizim damla fotoğrafçında en çok kullandığımız tekniklerden bir tanesi. Makinede uyudu bu arada. Umarım sizi uyutmamışımdır. Makineyi uyuttum anlattıklarımla. Peki şimdi tekrar deneyelim. Bekleyin, şöyle bastım. Damlayı da damlattım. Tabii flash uyuduğu için flash patlamadı ve tamamen. İşte bakın, damla eğer flashsız çekmeye kalkarsam böyle çıkıyor. Daha doğrusu böyle çıkmıyor. O yüzden flash'ı mutlaka açık olması lazım. Peki. Bekleyin, şöyle basıyorum. Damlayı düşürüyorum. Bakalım ne oldu. Böyle bir coşkulu bir fotoğraf çıkmış. Fotoğraf makinemiz burada. Bardak ve flash. Arkada da fon var. Fon bu arada ne olduğunu merak ediyorsanız, fon kadife. Çünkü kadife ışığı çok emiyor. Flash'ın bir kısmı arkaya bile gelse, eğer sadece bu kartonu yapsaydım o zaman parlayacaktı karton, ama kadife olduğu zaman bakın hiçbir parlama olmuyor fotoğrafta. Herkesin evinde böyle bir parça kadife bulunmalı eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız bu şekilde. Şimdi bir daha deneyelim bakalım. Ekran şöyle bastım. Damlayı da damlattım. Evet bakın. Kenarında küçük küçük damlacıklar olan bir, ne diyelim bundan da, krater oluştu. Peki şimdi şunu görüyorum bu fotoğraftan. Biraz geç fotoğraf çekiyorum. Damlanın çarptığı andan biraz sonra, ama bu kadar da sonra değil. Onun için yine buraya gidiyorum. Flash'ın zamanını nasıl, gününüz nasıl geçti diye soruyor. Flash'ın zamanını 200'den biraz daha az yapacağım. O zaman 195 yapalım. Bakalım ne olacak. Rakamları düşünmeden, sadece deneyerek bulmak yerine burada ne olup bittiğini anlayıp ona göre istediğiniz şeye nasıl ulaşacağınızı tespit edip rakamları ona göre ayarlamak hem çok daha eğlenceli, hem de fotoğraf şansına çıkmıyor. Tekrar edebileceğiniz bir şekilde çıkıyor. O yüzden damlanın nasıl oluştuğunu analiz edip çıkan fotoğrafı da doğru değerlendirirseniz o zaman buradaki rakamları daha rahat ayarlayabiliyorsunuz. Peki tabii bu kadar konuşmaya şimdi çok kötü bir şey çıkarsa çok şaşıracağız. Bakalım ne olacak. Deklanşör, damla. Bakalım ne oldu. Evet bakın şimdi biraz daha, evet bir öncekine bakarsak eğer onun daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha önce çektik fotoğrafı. Bir tane daha çekelim bakalım bu nasıl olacak. Deklanşör, damla. Evet. Tam yandan çektiğimiz için, mesela bu çok tutarlı damlattığı için damlaları, çok büyük ihtimalle birçok fotoğraf böyle çıkacak. Bu nedenle tam bu aşamada fotoğraf makinesini birazcık yukarı alabilirsiniz mesela. Ve öyle çekebilirsiniz.
Bu çekim gece boyu birkaç saat daha sürdü ama damla çekiminin temel unsurlarını anlatabildiğimi sanıyorum. Eğer bu tip bir damla aparatı kullanmak istemiyorsanız o zaman farklı şekillerde damla fotoğrafı çekmenin yolları da var. Mesela bunun en basit yolu suyun içine bir cisim atıp onun yarattığı damlaların fotoğrafını çekmek. Şu anda ekranda benim bir kadeh içindeki suya kayısı atarak çektiğim damla fotoğraflarını görüyorsunuz. Makinenin ayarları aynı, perde süresi uzun ve flash da çekiliyor. Eğer harici flashınız yoksa makinenin üzerindeki flash da işinizi görecektir. Deklanşöre ne zaman basacağınızı da birkaç denemeden sonra bulabilirsiniz ve ilginç sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.